Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte arka plandaki uygulamaların kapatılmasını konuşacağız. Bugün size bir uygulamayla değil, ayarlar menüsünden yapılmasını göstereceğim. Eğer uygulamayla yapılmasını istiyorsanız uygulama tavsiyesinde bulunurum. En başarılılarından bir tanesi Grenify Hani APK dosyası olarak aşağıya eklerim. Zaten basit bir arayüzü var. Daha önce de bahsetmiştik o uygulamadan. İstenirse yeni güncel bir video çekerim. Ama şu anda herkesin yapabileceği ayarlardan bahsedeceğim. Bazen bir uygulama paylaşıyorum. Bazı arkadaşlar diyor işte arka planda çalışıyor uygulama. Kapatamıyoruz vesaire gibisinden. Hani uygulamadan çıktığımız anda da çalışıyor. Yani telefonu kapatıp açsak da çalışıyor falan diyorlar. Bunu ayarlardan kapatmayı göstereceğim. Şu an bende Android 8.1 var. Her üreticinin her versiyon ayarları değişik olabilir. Aşağı yukarı aynı şekildedir. Bakarsınız arkadaşlar. Şimdi ayarlara giriyoruz. Ayarlardan pile giriyoruz. Pilde arka plan etkinlik yöneticisi var zaten. Hemen oraya girdiğimiz zaman komple hepsini kapatmayın. Sıkıntı çıkar. Çünkü normalde iletişim halinde olması gereken uygulamalar var. Mesela Instagram kullanıyorsunuzdur, WhatsApp kullanıyorsunuzdur, Facebook kullanıyorsunuzdur. Bunların sürekli iletişim halinde olması gerekir. Bunları kapatırsanız arka planda çalışmayacakları için internetinizde kullanamazlar. Senkronize olmadıklarında haberiniz gelmez. Ayrıca mail olur, mailler ulaşmaz çünkü kapatmışsınızdır dosyanın uygulamanın çalışmasını. Burada arka planda çalışmasının çok önemli olmayan uygulamaları kapatabilirsiniz. Atıyorum mesela albüm uygulamasıdır, kapatabilirsiniz. Ben mesela Ampere yüklemişim, onu kapatabilirim. İşte indirme yapabileceğiniz uygulamaları da kapatmanız sakıncalı olur. Atıyorum ben mesela bir tane uygulama paylaştım, mesela Telegram. Siz buradan film indiriyorsunuz. Arka planda çalışmasını kapatırsanız indirme kesilir. Ama normalde ben diyorsanız hiç indirme yapmıyorum. Sadece izleyip kapatıyorum. O zaman arka planda çalışmasını kapatabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki tek önemli husus bu. Ayrıca gelip pil kısmından hangi uygulamanın ne kadar pil tükettiğine de bakabilirsiniz. Ya ben bu uygulamayı bugün hiç açmadım ama pil tüketmiş falan diyorsanız gidip o uygulamayı içeriden de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Basit bir şekilde yaparsınız bu işlemleri. Yani çok fazla karmaşası yok. Dediğim gibi her telefonda arayüz olarak farklı olabilir ama aynı yerlerdedir. Eğer sizin telefonunuzda yoksa bu ayar kısmı o zaman uygulama aracılığıyla yapabilirsiniz. Tabi telefonunuz rootlu olursa daha etkin şekilde yaparsınız ama rootsuz da olsa gayet güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntı çıkarmaz arkadaşlar. Umarım anlattıklarım sizin işinize yaramıştır. Bir sorunuz olursa yorumlara yazarsınız. Ben ya da diğer arkadaşlar cevaplamaya çalışırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz de çok sevinirim. Hoşçakalın.